Türk siyasi tarihinde böyle bir kepazeliği ben görmedim. Ya adam geçen gün Halk TV'ye çıkıp ben Kılıçdaroğlu'na oy vermedim, Sinan Oğan'a verdim demedim. Ben birinci turda Sinan Oğan'a oy verdim. Aynı programda 28 Mayıs'ta geçersiz oy kullandığını söyledi mi? İkinci turdaysa geçersiz oy attım. Adam o açıklamayı yaptıktan sonra TV5'e katıldı. Gazeteci sormuş, gerçekten siz Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediniz. Ya, ben Halk TV'de barışlarla falan dalga geçtim. Kafa buldum. Ağam bizimle eğlenir mi ya? Ağam dediniz de oynar. Ya çapraz mapraz sorular morlar yaparken biraz rahatlatayım onları dedim. Ne çıkar, gürültüsü ne kadar olur? Bu kadar gürültü beklemiyordum. Biraz rahatlatmak için, beni sorgulayanları biraz rahatlatmak için, biraz da kafa bulmak için söyledim. Adamda ne utanma var, ne sıkılma var. Bir de üstüne üstlük bizimle kafa bulduğunu söylüyor. Ne diyeyim, Allah şifa versin kardeşim. Ağam bizimle eğlenir kardeşim. Adam bizimle kafa bulmuş. Ya böyle bir savrulma olabilir mi ya? Böyle bir pespayelik olabilir mi acaba? Türk siyaset tarihinde böyle bir şey görülmedi. Türk siyasi tarihinde böyle bir kepazeliği ben görmedim. Ya adam geçen gün Halk TV'ye çıkıp gözlerimizin içine baka baka ben 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermedim, Sinan Oğan'a verdim demedi mi? Dedi. Ben birinci turda Sinan Oğan'a oy verdim. Ha, orada da Kılıçdaroğlu'na vermedim. Cumhuriyet Halk Partili olarak Sinan Oğan'a ikinci istifa ettiğimi söyledim. Peki aynı programda 28 Mayıs'ta geçersiz oy kullandığını söyledi mi? Söyledi. İkinci turdaysa geçersiz oy attım. Ekranda gayet ciddi görülüyordu. Ama işin rengi öyle değilmiş. Bir dakika, siz 14 Mayıs seçimlerinden sonra istifa ettiğinizi açıklamıştınız. Yani CHP'liyken nasıl Sinan Oğan'a oy verdiniz? Verdim. Bütün partilerin bana ilgisi olduğunu, o partilerden milletvekili olmasam dahi, geçmişte bana hepsinin milletvekilliği, genel başkan yardımcılığı teklif etmiş olduğunu söyledim. İnanmadığınız bir yerde mi kaldınız? Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeyken dahi bütün partilere sıcak bakardım. Lime hiç aykırı değil. Meclis seçimlerinde kime oy verdiniz? Vermedim. Koymayacaksa listeye, öyle bir sorun varsa bana aday olmuyorum deme imkanı vermesi lazımdı. Ya burada böyle bir hani kafa bulacak gibi bir görüntü var mı? Ben görmedim. Siz gördünüz mü arkadaşlar? Vallahi adam çok ciddi. Vermedim diyor. Hatta istifa ettim diyor. Barış Pehlivan sıkıştırıyor da aynı cevap veriyor. Kullanmadım mı? Vermedim. Ben CHP'den istifa ettim. Peki Abdüllatif Bey, CHP'den ne zaman istifa ettin? 23'ünde. 23'ünde. Yani CHP üyesiyken tıpkı Ali Babacan'ın yaptığını yapmış. Gitmiş sandık başına, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermemiş. Ali Babacan ne yapmıştı? O da AK Parti'nin üyesi olmasına rağmen AK Parti'nin içerisindeyken gitti Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partili lideri Temel Karamollaoğlu ile anlaştı. Tayyip Erdoğan'ın yerine Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olması için imza verdi. Siz o gün tam göbeğindeydiniz. Tam göbeğindeydik yani. Ben tam olarak görünür değildim ben ama tam göbeğindeydim. Çok iyi, yani. Çok iyi. Evet. Sırlarınızı döktünüz ortaya. 2018'de kötü bir tecrübemiz var. Ama sonuçta hep birlikte bütün... Şimdi 2018'de mesela bir ortak adaylık teşebbüsü vardı. Evet. Ve evet. Olmadı. Ülke tam 5 yıl kaybetti bak. Tam 5 yıl. Yani çok detayına girmeyelim. Ama şu anda detayına girelim. Çok iyi konu evet, açtınız. Yani teklif edenleri topladığınızda eğer ortak bir aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde. Peki, yani bu sadece o? Bizim değerlendirmemiz değil. Teklif edildiği ortamda, bütün Ali Bey, teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız? Tabii ki vardım. Vallahi de billahi de Tayyip Erdoğan'ın verilmiş sadakası varmış ya. Kimlerle berabermiş arkadaş? Meğer adamların paçasından ihanet akıyormuş. Bir kere satan herkesi satar. Tayyip Erdoğan'ı sattı mı Abdüllatif Şener? Vakti zamanında sattı. Cumhurbaşkanı hayaliyle yanıp tutuşuyordu. Dediler ki ya sen harcanıyorsun kardeşim. Tayyip Erdoğan ne işi var? Gel seni Cumhurbaşkanı yapalım ya. Erdoğan belediye başkanlığından gelmiş. Ne bilir ekonomiyi, ne bilir Türkiye'yi yönetmeyi kardeşim. Sen gel bize kardeşim gel. Gel biz seni Cumhurbaşkanı yapalım. Ne oldu? Hiçbir şey. Milletvekili adayı oldu kendi ilinden. Yallah. Gitti CHP'ye kapak attı. Eyvallah. Hani o kendine göre bir yol çizdi. Peki Abdüllatif Şener'i CHP'ye alanlar
gelecekte Erdoğan'a yapılanların kendilerine yapılacağını hiç düşünmediler mi? Hiç düşünmediler kardeşim. Hiç. Yeter ki gelsin, yeter ki Erdoğan'a saydırsın, yeter ki Erdoğan'a iftira atsın, yeter ki onlar gibi Erdoğan'a diktatör desin vesaire vesaire. Birçok şey söyledi zaten. Adamın söylediklerini hatırlıyorsunuz değil mi? Meclisin çatısı altında dedi ki ben birisiyle görüştüm. Çok muteber bir adamdı. Tayyip Erdoğan da onunla görüşüyordu. Adam demiş ki ya arkadaş Abdülhatif Bey, Kemal Kılıçdaroğlu'na çok selam söyle. Ben bir şey fark ettim. Ne fark ettin efendim? Vallahi Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'dan daha imallıymış. Sayın Kılıçdaroğlu dürüst, namuslu, devlet ciddiyetine, adabına, geleneğine sahip bir insandır. Onun genel başkanı olduğu bir partide görev yapmaktan, milletvekili olmaktan onur duyuyor. Ama kendisi kendi konumunu ayrıca değerlendirsin. Diğer taraftan şunu da belirteyim. Tayyip Erdoğan'ın çok saygı duyduğu, hürmet ettiği, değer verdiği, son zamanlara kadar sürekli görüştüğü bir zat-ı muhteremi bundan 5-6 ay önce ziyaret etmiştim. Bana ayrılırken dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu'na çok selamını söyledi. O dedi yakından biliyorum bunu laf olsun diye söylediğini zannetme dedi. Tayyip Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır. Özü itibariyle. Burası genel başkanların tartışılacağı yer. Dolayısıyla. Rica ediyorum. Dolayısıyla. Bütün düzenimizi bozdunuz. Dolayısıyla. Şöyle. Ya birinin söylediğini söylüyorum. Benim sözüm dinliyorum ki. Tuh sana. Yani bu adam bunu söylüyor, sen geliyorsun mecliste bunu dillendiriyorsun. Yazıklar olsun sana ya. Yazıklar olsun sana ya. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin rozetini bizzat bu adamın yakasına taktı. Birisi de çıkıp demedi ki arkadaş bir dakika bu Erdoğan'ı sattı geldi. Vallahi bizi de satar, billahi de bizi satar demedi. Şimdi Abdüllatif Şener çıkmış konuşuyor. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim diyor. Siz kalkmışsınız vır 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 konuşuyorsunuz. Özgür Özel mesela. Abdülhatif Şener'in açıklamalarını içim acıyarak, kanım donarak izledim. İkinci turdan önce istifa etmiş. Orada da suçüstü yakalandı ki genel başkana ikinci turda da oy vermemiş, birinci turda da oy vermemiş. Vicdanı kara, kalbi kurumuş, kendisine alan açan bir partiye ihanet eden bir anlayışa ne denir? Abdülhatif Şener'in seçildiği seçimin sonucundan da ders almak lazımmış. Kendisi cevaba değecek bir tutum içinde değil maalesef. Samimiyetle şunu söyleyeyim. Hangi CHP'linin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın hakkını yedi ama bizim de o arkadaşımıza bir özür borcumuz var. Ve ona oy atan CHP'lilere bir özür borcumuz var. Adam utanç duymuş. Ya sen ihanet eden adamın partini almışsın, rozet takmışsın. Götür Konya'da Atilla Kart gibi yılların CHP'lisi varken onun önüne koymuşsun. Gel kardeşim. Kardeşin geldi. Ne oldu? Hiç. Şimdi efendim utanıyoruz. Efendim şöyle oluyoruz, böyle oluyoruz. Geç, geç. Ali Mahir Başarır çıkmış Halk TV'de utanç duydun. Lan niye utanç duydun? Bu adam zamanında sizin partinize geldiğinde sevindirik olmuştunuz. Sevinç çığlıkları atıyordunuz. Yaşasın büyük adam. En dürüst, en bilmem ne adam diyordunuz Abdülhatif Şener için. Şimdi ne oldu? Ya işte böyle oldu. Halk TV'de ibretle izledi bütün Türkiye. Özgür Özel grup başkanınız dedi ki içim acıyarak, kanım donarak izledim dedi. Vicdanı kara dedi Abdülhatif Şener'e. Ben Abdülhatif Şener konusunda sizden kısa bir yorum almak istiyorum. Aslında siyasi bir suç en ağır suçlardan birisini işlemiş. Bir utanç meselesi bir siyasetçi, o yaşta bir insan için. Bir sefer 23 Mayıs'ta istifa etmiş ama 14 Mayıs'ta da adayımıza oy vermemiş. Neden? Bu kişi, bu zat hem benim partimden milletvekili oldu hem de yüzü kızarmadan, utanmadan oy vermediğini söyledi. Yazıklar olsun. Gerçekten utanç meselesi. Bu kadar da ben de kısaca bırakmak istiyorum. Onu vicdanıyla ve 85 milyonun vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Veli Ağbaba geri kalır mı? Bunu partiye getiren yöneticiler sorumludur. Ya kardeş sen yıllardır CHP milletvekilliği yapıyorsun ya. Şimdi bir hikaye var. Onu burada tam olarak anlatamıyorum ama hani anlatayım siz anlayabilin.
Şimdi cart diye kediyi yırtıyor ya birisi. İşte iki kız kardeş var. Birisi çok namuslu. Biri yoldan çıkmış falan filan. Adam cart diye kediyi yırtıyor. Kadın ne oluyor ya falan korkuyor tabii. Benim odama erkek kedi bile giremez diyor. Sonra kadını öyle terbiye ediyor. Öbür taraftan hani namuslu dediğimiz kadın yoldan çıkıyor. Onun kocası da kediyi yırtıyor. Hey hey. Ulan diyor sen bunu zamanında yapacaktın geri zekalı. Tabii Bela Ağababa'ya geri zekalı demiyorum ya da diğer CHP'lilere. Bunu zamanında fark edeceklerdi. Siz CHP'de ne iş yaparsınız kardeşim ya? Hiç mi vicdanınız sızlamadı Konya'da bu adamı 2-3 dönem milletvekili adayı yapılınca hiç mi vicdanınız sızlamadı? Yok. Çünkü CHP'nin tek adamı, CHP'nin diktatörü tıpış tıpış gideceksiniz, oy vereceksiniz demiş ve adamlara adamı dayatmış. Hadi Allah diyor. Şimdi adam dayatıyor. Tanju Özcan da konuştu. Halk TV'ye bağlandı. Adamın yani bir suratını tükürmediği kaldı. Telefonu kapattı, çekti gitti. Bütün bunlar bu CHP'liler konuşuyor, başkaları da konuşuyor. Hepsi birer birer tepki gösteriyor ama şimdiye kadar Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu konuda tek bir kelime duymadık. Siz duydunuz mu? Ben duymadım. Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz seçimlerden önce helalleşme için çok yoğun bir çaba harcadı. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle, farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşmalarıma başlayacağım. Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. CHP değişti dedi. Sağcıları aldı, öbürünü aldı. Sen de gel, 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 gel. Vatan, pardon. Ne malları işte bilmiyorum. Gel. Peki Muharrem İnce, yallah, güle güle dedi. Giderse gitsin dedi. Mehmet Ali Çelebi ve onunla beraber hareket eden 3-5 tane milletvekili vardı. Pardon 20 tane milletvekili vardı. Gidip görüşemediler Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Onlar Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşemezken Abdüllatif Şener gibi, Mehmet Bekaroğlu gibi, Cihangir İslam gibi birçok kişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş tacıydı. Baş tacı ama işte sonunu gördük. Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Öteki, Berki, İmamoğlu vesaire hepsi kızıyor şu anda. Kime? Abdüllatif Şener'e. Kardeş siz Abdüllatif Şener'e niye kızıyorsunuz ya? Adamın ihaneti şurada yazıyor zaten. Erdoğan'a satıp gelmiş. Siz ona kızacağınıza Kemal Kılıçdaroğlu'na kızacaksınız. Tıpış tıpış diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ona bir laf ediyor musunuz? Yok. Niye? Çünkü tek adam. İki dudağın arasından çıkacak cümleyle sizin siyasi hayatınız yok olur. Dolayısıyla biat ediyorsunuz. O ne derse onu yapıyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu helalleşe helalleşe %2 bulmayan Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'ye tam 39 tane milletvekili verdi. Bir tanesinde şu kadar bir ses çıkmadı. Ne yapıyorsun Kemal Bey diyemediler. Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin milletvekilleri şu anda mecliste. 39 kişi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahşettiği 39 milletvekili koltuğu. Siz bugün Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de çıktı, dedi ki bu demokrasinin gereğidir efendim, sevgili halkım. Efendim keşke grup kursalar. Ya al ver 5 tane daha. Ali Bey kaç eksiğin var? 5. Al sana 5 milletvekili daha. Ahmet Bey, vallahi Kemal Bey yani bende de 10 kişi eksik. Al kardeşim 10 da senin olsun. Etti mi 2 grup? Peki Temel Bey, tabii biliyorsunuz Kemal Bey ben sizi çok destekledim. Çok çok destekledim ve bedeller ödedim. Ağır küfürler işittim. Şöyle oldu, böyle oldu. Bana da 10 milletvekili verme hakkı doğuyor burada. Eğer müsaade ederseniz ben de bir grup kurayım. Gelin mecliste bir konuşayım ya. Bu Tayyip Erdoğan'a hakaret etmeye doymadım vallahi. Müslümanları incitmeye doymadım vallahi.
Canan Kaftancıoğlu'nu baş tacı etmeye doymadım vallahi. Kemal Bey, bize de bir 10 milletvekili verin de bir grup kuralım. Öyle yola devam edelim. Bir dahaki seçime Allah büyük. Senin yanındayım ha Kemal Bey. Senden asla vazgeçmem. Çünkü sen ey şeyler yaptın. Vallahi bak. Evet tamam. Peki. Al sana da 10 milletvekili Temel Bey. Yahu CHP'de kaç kişi kaldı? bitti. Demokrat Parti de devreye giriyor. Tabii Gültekin Uysal şöyle kaşını kaldırıyor. Yok. Gültekin Bey yani sana kalmadı. İşin şakası bir tarafa, CHP'nin listelerinde milletvekili olup şu anda mecliste yer alan milletvekilleri yarın öbürsü gün mecburen, çünkü farklı davranamazlar, AK Parti'nin getirdiği yasalara oy verecekler. Ellerini AK Parti'nin lehine kaldıracaklar. Ve o zaman bu CHP'liler, hani bugün demokrasinin gereği diyenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu sözlerinden ötürü alkışlayanlar, göreceksiniz yarın gözyaşı içerisinde ne yaptın Kemal Bey bize diye ağlayacaklar. Başörtüsüyle ilgili biliyorsunuz anayasa kapsamına alınması için MHP ve AK Parti'nin çalışması var. O devam ediyor. Önümüzdeki günlerde meclise gelecek. O milletvekilleri ne yapacaklar? Kemal Bey ya bir kere şunu söyleyeyim. Bakın meclis başkanlığı seçimi yapıldı. Bunlar ihaneti görüyorlar, görmemezlikten geliyorlar. Meclis başkanlığı seçimi yapıldı. CHP'nin adayı varken CHP listelerinden seçilip meclise gelen milletvekilleri ya da partiler kendi adaylarını çıkardılar. CHP'nin adayını desteklemediler. Lan ayıp ya. Ayıp lan. Vallahi ayıp ya. Türkiye'nin gözünün içine baka baka bu ayıbı yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu'na yine ses yok. Ya da herhangi bir CHP'liden, Özgür Özel'den, Ali Mahir Başarır'dan, ötekinden bir tanesi demedi ya siz ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz? Bizim sayemizde buraya geldiniz demediler. Adaylarını bir güzel çıkardılar. Öküz öldü, ortaklık bozuldu. Şimdi Abdüllatif Şener'e dönersek. Adam o açıklamayı yaptıktan sonra Türkiye'nin gündemine oturdu. Günlerdir herkes Abdüllatif Şener diyor, başka bir şey demiyor. Ve o Abdüllatif Şener TV5'e katıldı. Gazeteci sormuş, gerçekten siz Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediniz. Yok canım, olur mu şey? Nasıl yani? Ya sen dedin. Ya kardeş, ben Halk TV'de barışlarla falan dalga geçtim. Kafa buldum. Bakayım hele ne oluyor dedim. Ya ağam bizimle eğlenir ya. Başbakan yardımcısıyken bırakan bir adamı vay milletvekili olmadığı için eleştirdi. Tekrar aday yapmadıkları için eleştirmedi. O süreçteki terbiyesizlik nedeniyle eleştirdi. Neydi o? Yani burada, çünkü niye işte buradaki, neden şimdi buradaki bu kadar konuyu, güçlü bir... Buradaki, hani, burada o konuyu dallandırmak istemiyorum bu sefer. Saygısızlık yapıldığı zaman daha önceki parti tekliflerinde olduğu gibi endişe duyduğum şey her zaman olmuştur. Sizi bu saygısızlık mı Sinan Oğan'a oy vermeye, tamam detayını anlatmak istiyorum, oy vermeye, burada o, bu eleştirileri... Siz bunu zorlamayın. Hayır, Sinan şeye... Oğan dediniz de o yüzden. Ya çapraz mapraz sorular yaparken... Hayır verdiniz, vermediniz mi hakikaten burada? Benim hala kafam karıştı. Derken ben de biraz rahatlatayım onları dedim. Ne çıkar gürültüsü ne kadar olur? Bu kadar gürültü beklemiyordum. Biraz rahatlatmak için beni sorgulayanları, biraz rahatlatmak için, biraz da kafa bulmak için söyledim. Kafa bulmak için mi? Yani bu gerçek değil anlamına mı geliyor? Yani şimdi... Kafa bulmak için söylediğiniz bir şeyi biz bir haftadır konuşuyoruz. İşte boş uğraşıyorsunuz. Bak siz de uğraştıysanız bu konuyla. Ama... Bu konuyla uğraşanların hepsi boş uğraşıyorlar. Biz de boş uğraştırıyorsunuz o zaman. Kamikaze saldırıları yapıyorlar. Kendilerini tahrip ediyorlar. Benim üzerimden savunmaya çalıştıkları kendi siyasi hareketlerine zarar veriyor. Tamam. Bunu ben siyasi karşıdan bir söylediniz ama Sinan Oğan'a aslında oy vermediğinizi anladım ben buradan. Kafa bulmak için söylüyorum. Söylenecek bir şey değil çünkü sorgulanacak bir şey değil. Bir şey anayasaya aykırıysa sorgulanması, anayasaya aykırıysa söylenmesi de gerekmez. Bunu bilen biri. Ama madem hadi istiyorsunuz koyuyorum masaya dedi. Evet. O bakımdan kafa buldum. Ağam bizimle eğlenir dedim ya aynen öyle yapıyor. Adamda ne utanma var ne sıkılma var. Bir de üstüne üstlük bizimle kafa bulduğunu söylüyor. Ne diyeyim Allah şifa versin kardeşim. Allah şifa versin. Hadi bana yolla.